Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte evde tasarlayabileceğimiz kendi stickerlarımızı yapacağız arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt malzemelerimi getirip saymaya başlayayım. Koli bandım var arkadaşlar burada. A4 sayfa üzerinde kendi kullanacağım stickerlarım var arkadaşlar. Burada fırın kağıdı ya da yağlı kağıt olarak da geçen bir kağıt var. Makasım var ve birazcık suyum var arkadaşlar. Burada iki farklı sticker deneyeceğiz burada. Birincisi böyle şeffaf bir sticker. Onun için suyu kullanacağız. Çok güzel bir şey olacak. Diğeri de odalarımızda, kapılarımıza, ajandalarımıza, defterlerimize, kitaplarımıza, masalarımıza yapıştırabileceğimiz stickerlar olacak. Evet, şimdi stickerlarımızı kesmeye başlayacağız. Bizim stickerlarımızda erken kalkan yol alır, ev okul, 2007 tayfa, Tongül, Tonguç'umuz var burada arkadaşlar. Türkçe, matematik, fen. Burada kupa kaldıran yani istediği liseye gitmiş olan bir Tonguç'umuz var. Tongül ve Tonguç'un birlikte bisiklet bindiği bir sahne var burada. Adım adım liseye ve LGS kampı 2007 tayfa kullanacağımız stickerlar arasında arkadaşlar. Stickerlarımızı keserek başlıyoruz. Burada kesim işlemi önemli arkadaşlar. Çünkü buradaki kesme işleminden sonra sticker'ı direkt kullanmamız gerekiyor. Yani bir sonraki işlemlerde kesme işlemi, çıkarma işlemini zor yaparız. O yüzden burada dikkatli ve güzelce kesmemiz lazım. Şimdi yağlı kağıdımı alıyorum ve ikinci kısma geçiyorum arkadaşlar. Burada dikkatlice ve hava kabarcığı kalmayacak şekilde sakince yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdiki yapmamız gereken de stickerlarımızı bu kaplamış olduğumuz bandın üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yine koli bandımızı açacağız ve şimdi figürlerimizin üzerine tekrardan kaplıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra stickerlarımızı bu alanın içerisinden çıkaracağız. Şimdi birazcık ince çalışacağız arkadaşlar. Yani detay kesimlerini yapacağız. Şimdi burada yağlı kağıt yapıştırmıştık hatırlıyorsunuz en alt tabakasına. Yağlı kağıdı çıkarıyoruz ve bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kenarlarını da güzelce havasını aldıktan sonra artık ister telefonunuzun üstüne, ister dolabınıza, ister defterinize, istediğiniz her yere stickerlarınızı rahatlıkla yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir de matematiğimi şöyle. Evet, üzerindeki hava baloncuklarını da aldıktan sonra artık güzelce kullanabilirim. Bunları da artık dolabıma yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sticker yöntemine geçiyorum. Şeffaf stickerlar yapacağız arkadaşlar. Hemen onun yapımına da geçelim. Şimdi şeffaf stickerlarımızı yapabilmemiz için arkadaşlar siyah beyaz resimler kullanmamız lazım aslında. Çünkü bandımızın üzerine buradaki siyah beyazlar yapışacak ve şeffaf bir görünüm elde edeceğiz. Kağıdı içerisinden çıkardıktan sonra. Şu an birazcık karışık anlatmış olabilirim ama yapınca daha net anlayacaksınız. O yüzden hemen yapıyorum. Ters bir şekilde bandımızı koyuyorum. Üzerine erken kalkan, erken yol alırı şöyle koyalım. Şimdi yapmamız gereken suyun içerisine şöyle bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi koli bandını suyun içerisine koyalım ama yapışkanlığı kaybolmayacak mı dediğinize duyar gibiyim. Arkadaşlar yapışkanlığı kaybolmuyor. Kuruduktan sonra tekrardan böyle bir yapışkan özelliği geliyor ve sticker'ı kolaylıkla tutturabiliyoruz. Şimdi diğerlerini de yapıp suyun içerisine koyacağım. Evet, şu an iki tane sticker'ım ıslanıyor arkadaşlar. Şöyle bir 2 dakika, 3 dakika beklememiz lazım. Kağıt iyice ıslandıktan sonra çıkaracağız, sileceğiz ve hazır olacak. Artık olduğunu düşünüyorum. Hemen bandımızı aldık elimize. Ters çevirdik ve arkadaki kağıt kısmını şu şekilde kazıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık şeffaf stickerlarım da hazır. Hemen şuradaki beyaz masaya yapıştıracağım. Daha net anlayabilmeniz için şöyle yapıştırıyorum. Ve artık
şeffaf bir sticker'ım var burada. Hemen diğerini de yapalım hızlıca. Onu da beyaz masama yapıştırayım. Şeffaf stickerlarımız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arkasını gösteriyor. Çok güzel oldu aslında. Şimdi 2007 tayfa ve ev okulda yapacağım. Bunları da böyle çevreye, etrafa yapıştıracağım arkadaşlar odama. Hemen hızlıca bunları da yapalım. Evet arkadaşlar, stickerlarımızın hepsini tamamladık. Şimdi kullanma zamanı. Ben telefonumun arkasındaki tonguçu ve tongülü yapıştırdım. Matematik dersimi yapıştırdım. Geriye kalanı da odamın çeşitli noktalarına yapıştıracağım. Hadi şimdi onları izleyelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Buna benzer fikirleriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.